Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Malum artık Kasım indirimlerine sayılı günler kaldı. Biz de bu Kasım indirimlerine özel bir video hazırlayalım istedik sizlere. Biliyorsunuz ülkemizde Kasım ayında pek çok e-ticaret sitesi peşi sıra indirim kuşakları ile karşımıza çıkıyor. Şimdi normalde bu indirim zamanları yurt dışındaki sitelerde bir gün. Biliyorsunuz Black Friday diye bir gün var ve bugün de pek çok e-ticaret sitesinde muazzam indirimler oluyor. Fakat dediğim gibi bu normalde bir günle sınırlı. Lakin söz konusu Türkiye olduğunda bu süre bir haftaya kadar uzuyor arkadaşlar. E-ticarette Black Friday denildiğinde akla gelen ilk isim aslında Amazon. Amazon Amerika'da Black Friday'i mesela bir gün yapmış olmasına rağmen Türkiye'de farklı isimle bu indirim süresini bir haftaya kadar uzatıyor. Peki Kasım ayında gerçekten bizleri çeşitli indirimler mi bekliyor? Yoksa şimdiden fiyatı artan ürünleri biz Ekim fiyatından indirimli diye mi alacağız? Bu konuyu biraz konuşacağız. Biliyorsunuz ülkemizde aslında indirim denildiğinde belli bir standart var. Bu standart ne? Önce fiyatlar arttırılır. Daha sonra indirim ile bu fiyatlar eski seviyesine döndürülür ve doğal olarak insanların o ürünü indirimli fiyattan aldıklarının sanılması istenir. Ama artık bu arkadaşlar eskidi. Neden? Günümüzde Akakçe gibi, Cimri gibi, Karşılaştır gibi pek çok site var ve bu sitelerde ürünün geçmiş dönemdeki fiyatlarını dahi görebiliyorsunuz. Dahası ürünün o anda hangi sitede, nerede, ne kadara satıldığını da rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bize şöyle bir avantaj sunuyor. Ürün gerçekten indirimde mi? Diğer sitelerle kıyasladığımızda ne kadar indirimde? Acaba kaç TL'ye satılıyor? Ben bu ürünü gerçekten aldığım zaman indirimli bir fiyattan mı almış olacağım gibi sorulara yanıt buluyorsunuz. Şimdi önümüzdeki günlerde Kasım ayında arkadaşlar malum indirim kuşağı başlayacak. Bu noktada dikkat etmeniz gereken olay şu. Satın alacağınız ürünün ismini tam olarak bakın ismini tam olarak kopyalayarak Google'a yapıştırıyorsunuz. Bu çok basit bir işlem. Google'a yapıştırdıktan sonra zaten karşınıza direkt olarak karşılaştırma siteleri çıkıyor. Yani birden fazla fiyatın dahil olduğu siteler. Fakat burada da önemli bir nokta var. Her karşılaştırma sitesi, her e-ticaret mağazasını, e-ticaret sitesini kataloğuna dahil etmiyor. Çünkü bunlar da anlaşmalı olduğu siteler var. Dolayısıyla anlaşmalı olduğu siteleri alıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar birkaç siteye birden bakmanız gerekiyor. Yani sadece X bir karşılaştırma sitesi yerine X, Y, Z, Q gibi birçok karşılaştırma sitesinde alacağınız ürünün fiyatına bakmanız gerekiyor. Burada da şu var. Alacağınız ürün Türkiye garantili mi? İthalatçı garantili mi? Buna mutlaka dikkat edin. Çünkü Türkiye garantili olduğu zaman bir kurumsal garanti söz konusu oluyor. İthalatçı garantili dediği zaman X mağazasından aldıysanız gidip o ürünün garantisini ancak X mağazasında geçerli kılıyorsunuz. Dolayısıyla bu biraz garanti dışı bir ürün gibi görünebiliyor ve garanti süreci de kurumsal garanti gibi iyi değil. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Eğer bir ürün satın alacaksanız dediğimiz gibi arkadaşlar mutlaka ve mutlaka Google'a yapıştırın. İthalatçı garantili mi, Türkiye garantili mi buna mutlaka dikkat edin. Birkaç sitede farklı fiyat karşılaştırmasını yapın ve ardından gerçekten indirimdeyse o ürün satın alabilirsiniz. Şöyle ibareler göreceksiniz. Sınırlı stok 50, yüzde şu kadarı tükendi, yüzde bu kadarı tükendi, 20 tane stokta ürün var, 10 tane stokta ürün var. Bunlara kanmayın arkadaşlar. Bunlar alışveriş stratejilerine göre düzenlenmiş bazı oyunlar. Yani diyor ki adam ben buraya stok 50 yazarsam ve stokun işte 45'i tükendi dersen bu kalan 5 ürün için alacak olan insan karşılaştırma bile yapmadan hemen bu ürünü satın alabilir diye bir beyin fırtınası yapıyorlar. Dolayısıyla buna kanmamak lazım. Ne olursa olsun alacağınız ürünü mutlaka ve mutlaka araştırın. Diğer sitelerdeki, diğer e-ticaret portallarındaki fiyatlara bakın. Ondan sonra karar verin. Çünkü sonrasında aldığınızda şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. 300 liradan alıyorsunuz. Bakıyorsunuz ha diğer sitede 250 liraymış zaten. Bir de bu 300 lira burada indirimde işte %50 indirim, %30 indirimli fiyatı o. Yani burada ister istemez bir kandırılma hissi ortaya çıkabilir. Bundan kurtulmak için de dediğimiz gibi arkadaşlar yapmanız gereken tek ama tek şey fiyatlara dikkat etmek zaten sonrası gelecektir. Eğer sizlerin de bu konu hakkında eklemek istediğiniz şeyler varsa yani Kasım indirimlerinde dikkat etmemiz gereken unsurlar bunlar. Kasım indirimlerinde şunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor diyorsanız bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.